Merhaba kıymetli kitap dostları, kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Türk edebiyatında, özellikle sosyoloji, Türk sosyolojisinde çok önemli bir isimden bahsetmek istiyorum. Cemil Meriç. Yani hemen hemen hepimiz mutlaka onunla ilgili bir söz, bir cümle, bir alıntıya denk gelmişizdir, rastlamışızdır. Cemil Meriç gerçekten Türk sosyolojisi, Türk edebiyatı açısından çok önemli bir isim. 38 yaşında 1916 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya geliyor. 38 yaşında gözlerini kaybetmesine rağmen vefat ettiği 1987 yılına kadar, yani 71 yaşına kadar okumayı, araştırmayı geride bırakmayan, yine araştırmalarına devam eden, okumalarına devam eden, gözleri görmemesine rağmen, gözlerini kaybetmesine rağmen devam eden bir isim, önemli bir isim Cemil Meriç. Kendisi Fransızcayı çok iyi biliyor, biliyorsunuz. Onun doğduğu yıllarda Hatay Fransız hegemonyası altındaydı. Orada Fransızcayı çok iyi öğreniyor. Türkçeyi de çok iyi biliyor. Ama tabii ki anlatımlarında her zaman Batı'yı değil, Doğu'yu da Batı'yı da bilmesine rağmen Batı'yı değil, Doğu'yu yücelten bir isim. Fakat her böyle kaliteli ismi olduğu gibi ona da hayatı boyunca çok fazla değer verilmemiş, kıymet biçilmemiş. O da okuyucusunu bulamamaktan, anlaşılamamaktan hep şikayetçi olmuş. Yani hangi yayın evine giderse gitsin, yayın evlerinin özellikle bir takım yayın evlerinin yaftalanması, işte o dönem çok olan, yaşadığı dönemde çok olan sağcı solcu gibi bundan çok rahatsızlık duyuyor. Okunmamaktan şikayet ediyor, anlaşılmamaktan şikayet ediyor ki kendisinde buna benzer bir sözü var zaten. Benim araştırmalarıma göre özellikle rol model dediğimiz, yani örnek alınabilecek sözleriyle, hayatıyla rol model edinebileceğimiz aydınlarımızdan biri, bir diğerinin de Mehmet Akif olduğunu söyleyebilirim. Cemil Meriç, Batı'ya karşı nasıl durmamız gerektiğini bildiriyor. Bir kolon, yani bunda bir duvar örüyor. Batı'ya karşı nasıl durmamız gerektiğini. Biliyorsunuz Tanzimat'tan sonra, 19. yüzyılın ortalarından sonra biz Batı'nın en fazla kültürel olarak etkilendiği, kültürel böyle bir etkisinin altında kaldığı bir dönem yaşadık ki hala yaşıyoruz. Hala bitmiş bir süreç değil. Modernleşme dediğimiz, batılaşma dediğimiz süreç hala devam ediyor. Tanzimat'ın olduğu senelere kadar götürebiliriz bunu. Orada başlıyor. Ve Cemil Meriç bize Batı'ya karşı nasıl durmamız gerektiği, nasıl hareket etmemiz gerektiğiyle ilgili fikir veriyor, düşüncelerini belirtiyor. Onun güzel bir sözü var, diyor ki bir kelimeyi şecereleriyle bilmek. Bir kelimeyi şecereleriyle bilmek. Yani kelimenin ne yapacağız? Kelimenin kökenini de bileceğiz. Nereden geldiğini de bileceğiz, bilmemiz gerektiğini bize söylüyor. Kimim ben? Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessiz fikir işçisi. Münzevi, yani yalnız ve mütecessiz, sürekli merak eden, merakını böyle ilimle doyurmaya çalışan bir fikir işçisi olduğunu söylüyor Cemil Meriç. Onun önemli bir eseri, daha doğrusu kült eseri, olmazsa olmaz diyebileceğimiz eseri Bu Ülke. Bu ülkeden bahsetmek istiyorum. Gerçekten okumadıysanız çok büyük bir eksiklik sizin için. Mutlaka okuyun derim. Başta anlayamayabilirsiniz ama yani en az yarısını mutlaka anlayacağınızı düşünüyorum. Birinci bölümü Siham-ı Kaza. Alt başlığı Babil, Müstağripler olarak geçiyor ki burada güzel başlıklar var. Yine yobaza düşmanlık, sen bir az gelişmişsin, sağ ile sol, asaletini kaybeden irfan, okumak üzerine, kitap, Türk tecedüt edebiyatı gibi alt başlıkları var. Müstağriplerde yine Mehlika Sultan'a aşık yedi genç, müstağribin ne olduğunu açıklıyor. Batı'ya kaçış, İran'a, Yunan'a, İrfan'a kaçış. Bunlardan bahsediyor. Diğer başlığımız Biz ve Onlar, Demokrasi ve İslamiyet, Din Afyonu'dur, Düşmanlarımızın Tanrısı, Doğu Despotizmi, Bir insan Yaratmak, Yogi ile Komiser,
Bir avuç duman gibi başlıklardan oluşuyor bu da. Bir diğer ana başlığımız Münzevi Yıldızlar. Burada önemli kişilerden bahsediyor. İbn Haldun ile Vico, Balzac, Said Nursi, Kemal Tahir, Kerim Sadi gibi. Diğer başlığımız Fil Dişi Kule'den ve son olarak Baki Kalan başlıklarından oluşuyor. Bu ülke eseri gerçekten fikri anlamda zaten hani mutlaka duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da bir şekilde edinip okuyun. Hatta not çıkartarak okuyun arkadaşlar. Ben birazdan size kendi çıkarmış olduğum notlardan bahsedeceğim. Alıntılardan sizlere okumaya çalışacağım. Evet, her büyük adam yarınki veya dünkü veya ötelerdeki bir cemiyetin çocuğu, kendi cemiyetinin değil. Burada ifade etmek istediği büyük adamın kendi döneminde kendi cemiyeti tarafından anlaşılmaması, yarınlar tarafından anlaşılması. Zaten bakın örnek verecek olursak Yahya Kemal, Orhan Yahya Kemal, onun öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Akif, Erol Güngör gibi isimlerin hiçbir zaman dönemlerinde anlaşılamadığını, tam olarak anlaşılamadığını söyleyebiliriz. Ama sonraki dönemlerde artık onlar ne yapıyor? Yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyor. Ben ışık arayan, aydınlatmak ve aydınlanmak isteyen bir insanım. Ve o Cemil Meriç'ine politikanın diyor kurtarıcılığına inanmıyorum diyor. Aydın olmak için önce insan olmak lazım. Evet, önce insan olmak lazım. İnsan mukaddesi olandır. Evet, insan mukaddesi olandır. Şimdi burada herkesin kendisine bir sorması lazım. Benim için mukaddes olan nedir acaba? Yani benim için mukaddes olan ne var? Mukaddes olarak neleri görüyorum? Bunu bir sorgulaması lazım aslında her insanın, değil mi? İnsan hırlaşmaz, konuşur, maruz kalmaz, seçer. Aydın, kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Aydını yapan uyanık şuur, tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüs, bir merak. Ne diyor? Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi. Yani bir takım haber programlarını, bir takım televizyon programlarını veya okuduğu yazıları olduğu gibi ezberleyip de olduğu gibi aktaran değil. Onu alıp önce özümseyip daha sonra yansıtan, yeni bir şey ortaya koyarak toplumla paylaşan, bunu yaparken de kendi kafasıyla düşünüp kendi gönlüyle hissederek meydana getirebilen kişi Aydın. Her düşünceye saygı diyor yine. Yani burada her düşünce derken bize katkı sağlayabilecek olumlu veya olumsuz, sevelim veya sevmeyelim. Yani hemen sevmediğimiz bir düşünce oluştuğu zaman bizim toplumumuzda ne vardır? Hemen susturma vardır, değil mi? Buna tamamen karşı çıkıyor Cemil Meriç. Diyor ki önce karşındakini bir dinle, düşünceyi, fikri öğren. Daha sonra ona göre kendi savunmanı geliştir veya kendi düşüncelerini belirt. Çünkü ne olursa olsun karşımızdaki düşünceden mutlaka alabileceğimiz bir şeyler vardır. Düşünce birliği düşünen insanlar arasında olur diyor. Hakeza insanlarımızın kaçta kaçı düşünüyor. Yani düşünce birliği diyoruz ya işte fikir birliği, düşünce birliği. Bu neyle olur? Düşünen insanlar arasında olur. Toplumumuzun, insanımızın kaçta kaçı düşünüyor diyor. Sözle, yazıyla kazanılmayacak savaş yok. Kalem sahiplerine düşen ilk vazife telaş etmemek, öfkelenmemek, kin kışkırtıcısı olmamak. Halkı okumaya, düşünmeye, sevmeye alıştırmak. Kalemle yapılan fetihler tarihe, ebediyete mal olur diyor. Yani halkı ne yapmak? Düşünmeye, sevmeye alıştırmak, okumaya alıştırmak. Hiçbir zaman solda olmadım, sağda böyle bir sınıflama sokaktaki adam için geçerlidir. Onun için en başta ne vardı? Düşünen insan vardı. Kamus bir milletin hafızası, yani sözlük. Yani kendisi heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla.
Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali tek mukaddese saygı göstermiş, kamusa diyor. İdeolojilerin ışığına göz yumanları sloganlar yönetir. Düşünce ile çığlık bağdaşmaz. Şuurun sesi çığlık değildir. Yabani bağırır, medeni insan konuşur. Toprak sarsılıyor. Hep birden esfeli safiliğine yuvarlanmak istemiyorsak gözlerimizi açmalıyız. İnsanlar sloganla güdülmez. Düşünceye hürriyet. Sonsuz hürriyet. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. Bütün ideolojilere kapılar açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve Türkiye'nin kaderini onların aydınlığında. Fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. Evet, vurguladığı ne? Tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. İşte en doğru yol. Doğruyu bize tarif ederken bu şekilde ifade ediyor. Bütün ideolojilere kapıları açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve diyor ülkemizin kaderini onların aydınlığında. Ama tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. Necmi Meriç'in çağdaşlaşmak ifadesinden haz etmediğini biliyoruz. Avrupa'nın yeni bir ihraç metağı olduğunu söylüyor. Kokain ve LSD gibi şuuru felce uğratan bir zehir olarak görüyor çağdaşlaşmayı. Neden Hristiyan batının putlarına perestiş olsun? Bu kendi derisinden çıkmak. Kendi mukaddeslerini inkar etmek ve peşin peşin köleliğe razı olmak değil mi? Biz apayrı bir medeniyetin çocuklarıyız. Düşman bir medeniyetin bambaşka ölçüleri olan çok daha eski, çok daha asil, çok daha insanca bir medeniyetin. Çağdaşlaşmanın halk vicdanında adı asileşmektir. Asileşmek yani maskaralaşmak, gavurlaşmak diyor. Evet, çağdaşlaşmak ifadesine veya sürekli işte modernleşmek ifadesine karşı bir düşüncede olduğunu söyleyebiliriz Cemil Meriç'in. Yani bu kelimeler bildiğiniz anlamların ötesinde anlamlara sahip arkadaşlar. Yani her insanın böyle bilip derinlemesine vakıf olduğu kelimeler değil aslında. Hani hep şirin geliyor bize, kulağa şirin geliyor, güzel geliyor. Çağdaş olalım, modern olalım ama bilimsel anlamda veya biraz araştırdığımız zaman bunun daha farklı bizim bildiğimizden daha farklı anlamlarda kullanıldığını, özellikle Batı tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz. Evet, geçelim bir diğer başlığımız kitap. Kitaba ve kitap okumaya gerçekten Cemil Meriç bu ülkede çok büyük önem veriyor, çok büyük değer veriyor. Bize de yol gösterici olmaya çalışmış. Bir kitap okurken ne güzel kitap deriz. Yazar da tıpkı benim gibi düşünmüş. Yanlış. Şöyle dememiz gerekirdi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama galiba doğru. Yahut belki şimdi anlayamıyorum, birkaç gün sonra anlarım. Önce teslimiyet, anlamak cehdi, sonra hüküm. Önce bir anlamaya çalışmak, kendimize okuduğumuz kelimelere, cümlelere bırakmak, sonra hüküm vermek. Yazarın gerçekten değeri varsa düşüncesini bir hamlede kavrayamazsınız. Söylemek istediklerini bütünüyle söyleyemez yazar. Söylemek de istemez. Gizler, istiarelere başvurur. Altın neden toprağın derinliklerinde? Okurken araştırmaya çıkacağınız maden, yazarın düşüncesi veya niyeti. Araçlarınız, zeka ve bilgi. Kayayı kıracak, madeni eriteceksiniz. Önce kelimeyi fethedeceksiniz, sonra heceleri, harfleri. Evet, önce kelimeyi fethedeceksiniz. Ne demiştik? Bütün kelimeleri şecereleriyle bilmek, kaynaklarıyla bilmek. Sonra heceleri, harfleri fethedeceksiniz diyor. Aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasa da. Ama ana dilini gerçekten bilmeli. Kelimeleri şecereleri ile tanımalı. Asıl olanları adilerinden
ayırmalı. Kitaba harcadığımız parayı atlar için harcadığımızla kıyaslarsak yerin dibine girmemiz gerekmez mi? Bu şans oyunlarına, işte at yarışlarına bahsediyor muhtemelen. Kitap yüzünden sefalete düşen görülmemiş, at uğrunda iflas eden edene. Evet, kitap yüzünden sefalete düşen yok, görülmemiş. Yani kitap alacağım diye yokluğa düşen görülmemiş. Ama diyor at uğrunda, işte neyse, kumar uğrunda iflas eden edene. Kitabın değeri okunmasındadır. Bir değil, birçok defalar okunmasında, çizilmesinde, tanınmasında. Evet, çok önemli bir kavram. Bir değil, birçok defalar okunması. Yani hemen kendisini ele veriyorsa zaten o derinlikli bir eser değildir. Daha böyle ne yapması lazım? Bizi denizin derinliklerine, denizin dibine gitmek gibi bizi farklı tabakalara, katmanlara götürmeli. Çizilmesinde, tanınmasında önemli diyor. Değeri bundadır. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak, kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. İçlerinde böyle bir canlılık, böyle bir hayat coşkunluğu duyanlar dünyanın biricik hakimleridir. Okumak, İki ruh arasında aşikane bir mülakattır. Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. Kitap her sualimizi karşılayamaz, doğru. Ama hangi sohbetten doyarak çıkarız? Bu kanma bilmeyen susuzluk, bu kanma bilmeyen susuzluk insanın alın yazısı değil mi? Evet, hep bir ne vardır içimizde? Susuzluk vardır, değil mi? Kanma bilmeyiz yani, doyma bilmeyiz. Kitap denen uçsuz bucaksız okyanusta daima yeni keşifler yapmak kabil. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Evet, Marcel Proust'un bir sözü. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Okuma, zihni hayatı uyandırmalı. Onun yerini almamalı. Hakikat başkalarının hazırladığı bir bal değil. Onu kitap sayfalarından toplayamayız. Ancak kafamızın ve gönlümüzün iç hamleleriyle fethedebiliriz. Evet, onun yerini almamalı. Zihni hayatımızın yerini almamalı diyor. Zihin arı, kitap çiçek, dış dünya kovan. Dahi her okuduğunu temessül eder. Fikirler kendi malı olur. Bir kucak odun bir ateşi söndürür. Büyük bir ateşi daha da canlandırır. Evet, bir kucak odun bir ateşi söndürür. Büyük bir ateşi ise diyor daha da canlandırır. Okuduğunu tahlil etmeyen, evet, Okuma Hastalığı adlı bir yazıdan almış ama Cemil Meriç yazının yazarını vermemiş kitapta. Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce okuduklarıyla karşılaştırmayan, her an kendi kafasını kullanmayan zekasını mahveder. Tekrar okuyalım. Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce okuduklarıyla karşılaştırmayan, her an kendi kafasını kullanmayan zekasını mahveder. Okumak, sayfanın bütününü, cümleleri, kelimeleri anlamaktır. Dikkat gevşeyince kafada gölge düşünceler kalır. Çabuk okuyan dikkatini teksif edemez. Yani bir noktaya toplayamaz. Evet, yine bir Marcel Proust alıntısı. Sıhhatli bir zeka kitapları çalışmalarına tabi kılar. Onun için okuma eğlencelerin en asilidir. Daha doğrusu en asilleştiricisidir. Kitap zekayı kibarlaştırır. Hassasiyetimizle düşüncemizi ancak kendi içimizde zihni hayatımızın derinliklerinde geliştirebiliriz. Ama zekanın tavırlarını efendileştirmek için okumak zorundayız. Her kitapta kendimizi okuruz. Kitaplar, kadınlar, şehirler, metruk kervansaraylar gibi boş. Onları dolduran senin kafan,
senin gönlün. Kimin için yaratacaksın? İnsanlar ışığa, hayata, sonsuza düşman. Aydınlanmak için yan, aydınlatmak için değil diyor. Evet, aydınlanman için yan. Önce kendin aydınlan. Bana sorarsan kütüphanene dön, yani kitap ol. Aydınlan ve aydınlat. Yani şuradaki ifadesi aydınlatmak, aydınlanmaktan sonra geliyor. Önce kendin aydınlanacaksın diyor. Önce sükut vardı, kelam değil. Tanrı sükuttur diyor bir Hint bilgesi. Söz iki sonsuz arasında bir çırpınış. Hayat gibi sıcak ve dost. Büyük adam bir devin sırtına tırmanan cüce. Dev halk şuursuz, sevimsiz, tehditkar. Olmak istediğin gibi görün, olduğun gibi değil. Zaten nasıl olduğunu, ne olduğunu biliyor musun? Olmak istediğin gibi görün. Yani bu bilgili, kültürlü veya şey gibi değil. Hani çok kibirli, her şeyi biliyormuş havasında değil. Ama olmak istediğin gibi görün. Çok okuyan veya bir alanda, mesela işte şarkiyatçılık alanında kendini geliştirmek, o konuda söz sahibi olmak. Olmak istiyorsan onun gibi görün diyor. Olduğun gibi değil. Olduğun gibi durursan hep yerinde sayarsın. Evet, kalktığını iddia ettiğimiz kapitülasyonlar ruh dünyamızda yaşıyor, hem de bütün habasetiyle. Alafrangalık, zevki ve tefekkürü dumura uğratan bir kabuk. Evet, yine kapitülasyonlar maddi anlamda kalktı ama manevi anlamda devam ediyor diyor. Bir çağı bütünüyle kötülemek, bütünüyle yüceltmek kadar yanlış. Evet, Türk toplumu genelde bunu çok yapar. Biz bir şeyi ya tam severiz ya da hiç sevmeyiz. Bir şeyi ya tam kötüleriz ya da öğe öğe göklere çıkartırız. İkisinin de yanlış olduğunu söylüyor. Osmanlı tam olarak tanımadığı Batı dünyasının kesif ve müselsel taarruzları karşısında kuvvetine şüphe etmeye başlar. Hayret yerini hayranlığa bırakır, hayranlık teslimiyete. Tanzimat sonrası Türk aydınına en çok yakışan sıfat, müstarip edebiyatımız bir gölge edebiyat. Düşüncemiz bir gölge düşünce. Üç edebi nevi itibarda: taklit, intihal ve tercüme. Ama zirvelerin hiçbirini tanımıyorduk. Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihleriyle temasımız yasaktı. Jetlerimiz Avrupa'yı ehlileştireceklerini ummuşlardı. Namık Kemal bir fetih hülyasıdır. Asya'nın aklı piranesiyle Avrupa'nın bikri fikrini evlendirmek. Bir cihangirane ihtiras yerini rezil bir zevk perestliğe bıraktı. Genç batının her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık olduk. Evet. Ne diyor? Müstarip Tanzimat sonrası edebiyatımız gölge edebiyat, düşüncemiz gölge düşünce, taklit, intihal ve tercüme hep itibardaydı diyor. Ve Avrupa'yı Avrupa yapan düşünce fatihlerinin, önde gelen düşünce adamlarının, bilmiyorduk, onlarla temasımız yasak tutuyor. Servet Fuhu'nun bir kaçış edebiyatıdır. Zamanda ve mekanda kaçış. Servet Fuhu'nun bir müstaripler kervanıdır. Her iskeleye uğrayan, hiçbir ülkeye yerleşmeyen bir kervan. Evet, Ahmet Ağaoğlu'nun mesela bir sözünü vermiş. Necat ve halasımız için Avrupa medeniyetini olduğu gibi temsil etmekten başka çare yoktur diye devam ediyor. Yani olduğu gibi almayı savunmuş. Karşılıklı düşünce tabii ki. İdeolojiler tahribe yeltendikleri imanın yerine sahtelerini ikame etmek için uydurulmuştur. Evet, bu da çok dikkat çekici. İdeolojilerin imanın yerine, daha doğrusu imanın yerine konan sahtelerinin olduğunu söylüyor. Bunun için uydurulduğunu söylüyor ki biraz böyle düşünürseniz hakikaten çok doğru bir ifade.
Hangi ideoloji olursa olsun aslında orada bir şeye tamamen körü körüne inanmak var. Yani baştan ezbere inanmak var. Sorgulamayı daha geri plana atmak var. Avrupa Tanzimat'tan beri aynı emelin kovalayıcısıdır. Türk aydınında mukaddesi öldürmek. Mukaddesi yani İslamiyet'e. Tahrip ameliyesi aydınlar kesiminde tam bir başarıya ulaştı. İzmihlal'in mesuliyetini imana yükleyen bu zavallılar bir asır önceki Fransız entelijansiyasının kiliseye karşı savaşını tekrarlayan şuursuz birer aktördüler. Zehirli telkinler mukavemet kalelerini yok etti. İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler setleri yıkılan ırmaklar gibi ülkeye yayıldılar diyor ki gerçekten çok dikkate değer bir alıntı ifade. Din Avrupa için bir afyondur. Bütün ideolojiler gibi. Avrupa'nın tarihi bir sınıf kavgası tarihidir. Avrupa'nın tarihi bir sınıf kavgası tarihidir. Osmanlı için din şuurdur, tesanüttür, sevgidir. Osmanlı toplumu insan haysiyetine ve inanç birliğine dayanır. Evet, Osmanlı için din bir şuurdur, bir dayanışmadır, sevgidir diyor. Kendini tanıyan Rabbini tanıyor. Kendini tanıyan Rabbini tanır diyor hadis. En küçük sonsuzla en büyük sonsuz arasındaki esrarlı ayniyeti ifşa eden büyük söz. Evet. Kendi en küçük sonsuz, Rabbi en büyük sonsuz. Hint bilgeleri de gökte bir tek ay var, akisleri sonsuz. Her testinin suyunda başka bir ay. O testilerden biri de sensin derken aynı hakikate tercüman olmuyorlar mıydı? Kendini tanımak, marifetler marifeti. Gandhi bir insan değil bir şuur, Hint'in şuuru. Gandhi, Hint'in ruhunu dile getirdiği için büyük ve ölümsüz. Hint'in ve insanlığın hem doğu hem batı. Politikayı bile ulvileştiren o büyük mücahidin derslerine herkesten çok muhtacız. Evet, Gandhi gerçekten anlaşılması gereken büyük bir insanlardan birisi. Romancı yaşayacak, duyacak ki yaşatsın ve duyursun. Ağlatmak istiyorsanız önce siz ağlayın. Gördüklerinizi anlamak için daha önce yaşamış olmalısınız. İnsan ancak gerçek hayatında veya rüyalarında yaşadığı kadarını görür. Bir adamı tanımak için hiç değilse düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım. Hayatın maddi olaylarıyla ancak kronoloji yapılabilir. Bir adamı tanımak için hiç değilse düşüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmemiz lazım. Evet. Burada çeşitli alt başlıklar altında demiştim ya, düşüncelerinin fikirlerini beyan ediyor, ifade ediyordum. Burada Batı medeniyeti başlığı adı altında. Bir yamyamlar medeniyeti, Batı medeniyeti. Kıtaları yiyerek semiren bir medeniyet. Ama altın buzağıya tapan sömürücü Avrupa'nın yanında bir başka Avrupa daha vardır. Barışçı Avrupa, düşünen Avrupa. Doğu sonsuzu kucaklayan düşüncesini armağan edecekti insanlığa. Batı tekniğini. Biri ruhtu, öteki madde. Doğu ruhtu, Avrupa ise madde. Yani sadece bir yamyamyamlar medeniyetiydi demek. Den ziyade ne yapıyor? Bunun yanında barışçı ve düşünen bir Avrupa da vardı diyor. Said Nursi o konuştukça Lightning kartondan setler yıkıldı birer birer. Kentle köy, çağdaş uygarlık düzeyi ile Anadolu, tereddütle inanç karşı karşıya geldi. Nurculuk bir tepkidir. Kısır ve yapma bir üniversiteye karşı medresenin, küfre karşı imanın, batıya karşı doğunun isyanı. Her risale bir çığlık, şuur altının çığlığı.
Zulmün ahmakça taarruzu olmasa bu münzevi ses böyle sayhalaşır mıydı? Evet, Said Nursi bir kavga adamı diyor. Said'in kavgası Yogi ile komiserin kavgası diyor. Evet, yazarlarımızdan Kemal Tahir. Kemal'i ızdırap yarattı. Kemal, Türk insanını bütün giriftliği, bütün sefaleti ve ihtişamıyla hapishane gibi bir laboratuvarda tanıdı. Hapishane gibi diyor değil mi? Kemal Tahir'in hayatının neredeyse çoğu yani yıllar, 15 yıl benim bildiğim kadarıyla 15 yıl boyunca hapishanede kalıyor ki daha sonra da tekrar girip çıktıkları da olmuştu. Orayı Cemil Meriç neye benzetmiş? Bir laboratuvara benzetmiş. Nasıl laboratuvar? Türk insanını tanıdığı laboratuvar. Bütün sefaletinde olsun, ihtişamıyla olsun bu laboratuvarda tanıyor diyor. En sağlam bilgilerini o acılar ummanından devşirdi. Kitaplar bildiklerini vesikalandırmasına yarayacaktır. Yani orada bildiklerini, öğrendiklerini yaptı. Kitaplarında ölümsüzlüğe ya da somutlaştırdı, somutlaştırdı. Kemal yaşayan adam da yaşamak tekamül etmektir. Evet, bir Kemal Tahir alıntısına yer vermiş. Tarihsiz toplumların büyük sanatı olamaz. 50 yıllık tarihle sanat olamayacağı gibi uydurma tarihle de sanat yapılamaz. Osmanlılık kolektif deha ile kurulmuş bir dünya imparatorluğudur. Salt geçmişi değil, taşıdığı insan değeri ve özelliğiyle ne kadar görünmezden gelinmek istenirse istensin, geleceğimizi de etkileyecek bir deha eseridir. Anadolu, Türk dehasının en büyük eseridir. Hümanizma dünyanın en namussuz sömürüsü olan burjuva sömürüsünü örtbas etmek için ileri sürülmüş bir duman perdesidir diyor. Kemal'in romanları hiçbir kilisenin sözcülüğünü yapmaz. Herhangi bir tarikatın değil, hakikatin emrindedirler. Onu siyasi bir doktrine hapsetmek yanlış. Sağ ve sol tasnifi onun için geçerli olamaz. Dost bir ses ki Kemal, okşayan, inandıran bir ses. Yalanları silip süpüren bir fırtına. Kemal her namuslu aydının yol arkadaşıydı. Yol arkadaşı ve zaman zaman kılavuzu diyor. Evet. Cemil Meriç Bu Ülke adlı eserinde arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu eseri okudum, iki defa okudum ve kendi alıntılarım bunlar. Benim en çok beğendiğim kısımları sizlerle paylaştım. Bununla yetinmeyin. Sadece ben bunu size bir Sizde bir Cemil Meriç'in ifadesiyle tecessüs duygusu uyandırsın, merak duygusu uyandırsın diye verdim. Daha detayını, daha güzel ayrıntılı şeklini bu kitapta bulabilirsiniz, Bu Ülke kitabını. Mutlaka edinmelisiniz. Dediğim gibi okuyup edinin. Yorumlarınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz, benimle paylaşabilirsiniz. Hakikaten hani %100 kendisi de zaten öyle söylüyor. Her şeyine, her sözüne katılmak zorunda değilsiniz. Katıldığınız yerler olur, katılmadığınız yerler olur. Ama sizi mutlaka düşünmeye, bazı şeyler sorgulamaya, zihninizde soruların olmasını, oluşmasını sağlar Cemil Meriç okumak. Hani güzel bir söz var, İsmet Özel'in diyor ya, kafa karışıklığı iyidir, insan bir kafasının olduğunu idrak eder, kafasının olduğunu fark eder. İsmet Özel de gerçekten önemli bir kalemdir. Cemil Meriç'i okursanız bir kafanızın olduğunu idrak edersiniz, bunu vehmedersiniz, bunu fark edersiniz. Ondan dolayı kitabı özellikle sizlere öneriyorum. Umarım okur istifade edersiniz. Bizleri de güzel temennileriniz arasına katarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki kitap videomda, yorum videomda, yorum dersinde yine görüşmek üzere. Cemil Meriç üzerine birkaç kitapta daha Bir Dünyanın Eşiğinde var. Hint medeniyetini anlatıyor. Cemil Meriç ile ilgili bir sözlük hazırladım kelimelerini bilmek adına. Onları sizlerle paylaşacağım. Paylaşmayı düşünüyorum inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.